Aslında her şey ailede başlıyor ve ailede bitiyor sevgili seyirciler. Ortada mağdur edilmiş, ihmal edilmiş, aslında benim için istismar edilmiş e, bir çocuk var. Bir tarafta anne ben çocuğu hiçbir zaman göremedim baba bana göstermedi diyor. E, ve baba ve babanın e, annesi ve birlikte yaşadığı kişilerle ilgili inanılmaz iddiaları var. Öncelikle bu fotoğrafı sizinle paylaşan bir kadın olarak yaşananlara dayanamıyorum diyen... Evet. Ee, sizin eski eşinizin birlikte olduğu Selin. Evet. Ee, sürütüyomuzda olacak. Buyursunlar. Evet. Merhaba. Böyle buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz kaç yaşındasınız? 24 yaşındayım. Sizin çocuğunuz var mı? Evet var. Nerede? Annemde şu anda. Esra Hanım işte görüyorsunuz kolay değil. Bu da yaşadı. Ben de ikimiz de ondan çektik. Ya sarılabilir miyim ben Esra'ya? Tabii ki. <laughs> <laughs> Senden Allah razı olsun. Senin sayende bu görüntüler geldi bana. <laughs> Belki ben bunları hiç görmeyeceksin. Ya yanına oturabilir miyim? Bizim bir, bir sıkıntımız var. Tabii yok ki buyurun. Şimdi e, siz Alper'le kaç yıl beraber oldunuz? Ben yıl olmadım. En Biraz fazla... Biraz ayrılın sen sadece. Sen en fazla 3-4 haftaları da. 3-4 hafta, hafta. Evet. E, kaç ay kaç gün beraber yaşadınız? İki yani en fazla bir ay diyeyim ben size. Bir ay bu evde, bu çocuk 12 yaşındaki Alper'in evladı, e, Alper ve siz hep beraber aynı evde mi yaşadınız? Evet. Sizin çocuğunuz da o evde miydi? Benim çocuğum da evdeydi, benim kendi özannem de evdeydi. Hiçbir zaman biz öyle yalnız kalmadık o Alper e, Esra ile ilk iletişimin nasıl başladı? Esra'da ilk iletişimin e, Furkan çok kötü bir haldeydi. Çocuk Gene... diyelim. Evet, çocuk çok kötü bir haldeydi. Yemek hazırlamıştım. Bir anda yemek masası dağıldı evde. Kendini duvarlara vurmaya, atmaya başladı. Ben de çok korktum. Eline gene bıçak aldı. Dedi ki, seni öldürürüm dedi. Dedim ki Furkan, bak lütfen sakin ol. Hani evde de tek başımayım. Annem var ama Mert, annem kızımı kreşe bırakmaya gitmişti o günde. Dedim, bir sakin ol Furkan. Sen dedim, niye bu şekilde yapıyorsun? Bana dedi ki... Ben dedi annemi görmüyorum dedi. Babam beni annemle görüştürmüyor dedi. Ben dedi o yüzden bu şekilde yapıyorum dedi. Bana dedi annemi arar mısın lütfen dedi. Tamam dedim ben de. Anneni arayacağım. Normalde Esra'nın bende numarası yoktu. Alper'i aradım. Dedim ki Alper dedim Esra'nın numarasını ver. Alperik yani Alperik başta gene yalan konuştu. Yalan söyledi. Esra'nın numarasını zar zor aldım. En sonda Furkan'la konuştular, görüştüler. Furkan o zaman bayağı bir rahatlamıştı annesiyle görüştüğü için. O şekilde Esra ilk iletişim böyle ilk başladı. İlk iletişim işte ne yapıyorsun, iyi misin falan derken Esra bana Alper'in ona geçmişte yaptıklarını, işkencelerini, onu aldattığını söyledi. Ben de aynı şekilde onunla konuştum. Ondan bir kadın sonra, dayanışması başladı. Kadın dayanışması. Yani aynı adamla evet. birlikte olan iki kadının Evet. Ee, yakın ilişkisi başladı. Evet. Çünkü Esra Ayla abla. E, şimdi çocukla ilgili iddialara da gelmek istiyorum. Bu fotoğrafı Esra Özdemir'in cep telefonuna, ben e, Siz gönderdiniz. Evet, ben Kendi WhatsAppınızdan gönderdiniz. Evet. evet. E, bu fotoğrafı gönderirken ona ne söylediniz? Ee, oğlun hiçbir şekilde iyi bir halde olmadığını söyledim. Bir tek bu resmi göndermedim. Ben birçok resim gönderdim. Şimdi bu fotoğraftaki bu çocuğu bu hale kim getirdi? Ee, şimdi şöyle ben eve ilk gittiğimde Furkan'ın bu hareketleri vardı. Furkan kız gibi davranıyordu bazen. Bu şekilde hareketler yapıyordu. Eve geldiğimde hep beraber oturuyorduk. Ee, babaanne de hemen karşıdaydı. Bana dedi ki senin anne dedi senden bir şey rica edeceğim ama dedi söyle dedim hani söyle dedim oğlum ne oldu ben dedi makyaj yapmak istiyorum kıyafet giymek istiyorum hayır böyle bir şey sakın kesinlikle yapma dedim başladı kendini vurmaya yerden yere atmaya çığlıklar atmaya korktum tamam dedim ama şu şekilde tamam dedim ben zaten bunu e, hani izin verdim yapmasını çünkü elimde delil olması lazım ki ben bu çocuğun bu hallerini, resimlerini, videolarını. Ellerindeki haline... ojeleri siz mi sürdünüz? Hayır, onları ben sürmedim. Yüzündeki makyajı kim yaptı? Ben yapmadım kim yaptı? Furkan kendi bu şekilde yaptı. Karşısında da ayna vardı. Anne bu şekilde, bu şekilde. Sizin dışınızda çocuk bu hale gelirken evde başka kimler vardı? Baba vardı, ben vardım. Babaanne Baba. de çocuğun bu şekilde giyindiği ve bunları yaptığını görüyor mu? Evet, görüyor. Hiçbir şey söylemedi, güldü. Ben de Furkan'ı Peki yani bunu gülümseyip şu halini çekip başka hani aile yakınları görsün. Ya şuna bak ne komik çocuk diye birbirinize attınız mı? Ee, şu şekilde oldu durum Esra Hanım. Ben Furkan'ı o şekilde çektim. Furkan dedi ki anne bunu dedi babama gönderir misin dedi. Ama sakın dedi benim bunu istediğimi söyleme dedi. Akşam eve gelince beni döver dedi. Hı -hı. Ondan sonra ben bunu Alper'e bu resmi attım. Hatta biz o gün Furkan'la beraber de çekilmiştik. Anne dedi sen de oje sürer misin dedi. Ben zaten kapalıyım. Tamam dedim süreyim atayım babana. Alper işten geldiğinde Alper dedim bu çocuk dedim. Sen iş yerindeyken o sırada Alper bu fotoğrafı WhatsApp yoluyla gönderdin mi? Evet gönderdim bak dedim işte böyle ...Furkan'la fotoğraf çekildik falan bilmem ne. Furkan dedi ki bana anne biz fotoğraf... E, Alper'in bu fotoğrafı gördükten sonra o iş yerinde nihayetinde tepkisi ne oldu? E, şu an hiç hatırlamıyorum çünkü ben bütün mesajları her şeyi sildim... telefonum sıfırlandığı için. Hı hı. Ondan sonra Alper işten geldi. Alper dedim bak bu çocuğun kız çocuğu yönelimine eğilimi var. Bu çocuk normal bir çocuk değil. Lütfen yalvarırım bu çocuğu psikoloğa gönderelim. Bir kliniğe kapatalım bir şey yapalım bu çocuk için... Yaptığı tek şey şuydu. Peki ya siz o fotoğrafı şey gönderirken ya gönder babasına da görsün bu halini dedi mi? Yok o şekilde bir şey söylemedi. Ba babasına göndereceğiniz fotoğrafı biliyor muydu? Evet biliyordum. biliyordu. Evet, Destekledi mi? Yani ya der ki gönder çok güler ya da der ki gönderme. Yok hiçbir şey söyleme o anda. Söylemedi. Sadece izledi evet. Bu fotoğraftan sonra sizin ilişkinizde problem yaşandı mı? Hiçbir şekilde problem yaşanmadı. Hatta Alper yani sürekli bana yalandan çok iyi de davranıyordu. Ben ona diyordum ki bak Alper hareketlerine çek düzen ver. Eğer hareketlerine çek düzen vermiyorsan seni bırakıp gideceğim diyordum. O esnada oturuyoruz Alper bir anda bana bayılma numarası yapıyordu. Evet. Hap alıyordu hapları gözümün önünde içiyordu. Kendini kesmeye çalışıyordu bıçağı alıyordu Alper... ...boğazına dayıyordu ve ben ondan... ...hiçbir şekilde kurtulacağımı da düşünmedim. Peki çocuk bu anları görüyor muydu? Furkan mı? Evet. Furkan bu anları yani birkaç şey şahit Gördüm. olmuşluğu Esra var. E bir çok Esra'cığım bir uygulamadan bahsettin. Evet. Ee, çocuğun bir uygulama kullandığını, yetişkinlerin Hı -hı. olduğu bir uygulamada kullandığını söyledin. Bunu bir anlatabilir misin? Ee, ben Furkan'ın telefonuna giriyorum ara sıra bakıyordum. Furkan diyordum şifreyi bana ver. Çünkü babaannesi ya da babası ilgilenmediği için çocukla. Furkan bana hayır dedi kendine yumruk atmaya başladı. Mutfağa çekildim. Babaanne de orada mutfaktaydı. Anne... Söyleme uygulamanın uygulama de. Uygulama yüklemiş. An, babaanne hani şu aman hani Selin bir şey olmaz onlar çocuktur. Kendi aralarında oynuyorlardır konuşuyorlardır. İçeri gittim yaşlı bir adamla görüntülü konuşuyordu. Yaşlı bir adam buna... E, uygunsuz şeyler, uygunsuz teklif ediyordu. şeyler söylüyordu. O da tamam diyordu. Hani gittim yanına yaşlı adamı da gördüm ben. O sırada e, baba evde miydi? Baba evde değildi. Alpera. Dün o zaman. telefonda evde olduğunu söylemiştiniz. Ya hatırlamıyorum çünkü o kadar çok gerginim ki o kadar çok Hı -hı. stresliyim ki bu yüzden ellerim titredi zaten buraya geldiğimde. Siz e, bir çocuğun bir yetişkin tarafından yönlendirildiğini ve mağdur edildiğini bir dakika. Aa tamam istiyorum. pardon özür dilerim evet ee, evdeydi Yönlendirildiğini evet. ve uygun olmayan taleplerde bulunduğunu söylemiştiniz. Evet evet. Gündüz saati miydi akşam saati miydi? E, gündüz saatiydi. Gündüz saatiydi. Babaanne evdeydi? Evet, baba da evdeydi. Kusura bakmayın, özür dilerim. Yanlış at. Baba da evdeydi. Baba hatta e, çocuğunun odasındaydı. Ben odadan çıktığımda e, öteki odaya gittim. Alper dedim, böyle böyle bir durum var dedim. O da... ihtiyacı Duymadı. duymadı. Çocuğun evet. kesici aletlerle kendine zarar verdiği ya da evde bağırdığı görüntüleri, bunlar farklı zaman dilimlerinde. Bunları niye kayıt altına alıyordunuz? Ee, ben kayıt altına aldım çünkü bu çocuğu psikoloğa göndermek istedim. Hatta psikologtan ben randevu da almıştım. Ee, Sakarya'da bu, Rahat Bey çok iyi bir psikologtu kendisi. Götürelim dedim, bu videolarda da bende kalsın bak dedim, Alper dedim, babaannesine de söyledim. Babaannesi bir anda beni tehdit etti dedi ki hayır dedi videoları gözümün önünde sileceksin dedi. Ee, sonrasında bir bilim insanına gitmek yerine çocuğu Kur'an kursuna yönlendirdiniz mi toparlansın düzelsin diye? Alper'in böyle bir düşüncesi vardı istiyordu babaannesi de istiyordu. Kur'an de... kursunu kim buldu? Evet. ...ben buldum Kur'an kursunu. Böyle Yatılı bir düşünce. Mıydı? Evet yatılıydı. Ee, Çocuk orada kayıt olup başladı mı? Evet başladı. En Ev fazla bir hafta ya da iki hafta kaldı. İki kalmıştı. hafta kaldı. Evet. Baba da orada olmasını onayladı mı? Evet baba da onayladı. Okula gidiyor mu? Şimdi. Çocuk evet. okula Eğitim mu? hayatı devam ediyor evet, mu? Evet okula da gidiyordu oradan. Esra orada. abla. Şimdi, Eve evet, de geliyordu. Sonra şimdi canlı yayında Ülkü de olacak. Baba Alper de olacak. Esra seni şey, dinliyorum. Benim çocuğumla görüştürdü diye zaten Selin'i... Dövmediğini yapmadığını bırakmadı bu kıza. İkisinin de telefonlarını da kırdı oğlumun da. Sizin Alper'le kaç çocuğunuz var? İki. İki oğlum Alman var. Alman hükümetinin aldığı değil. Bir iki oğlum var. Bir i̇ki oğlunuz on var. 13 yaşında bir 12 yaşında. Peki. Ee, şimdi Alper e, şu anda canlı yayında. Alper Gümüş e, bu 12 yaşındaki çocuğun. Ee, babası velayet hakkı da kendisinde Alper Gümüş merhaba. Merhaba Esra Hanım. İyi günler Çocuk... diliyorum. Teşekkür ediyorum söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullandığınız için. Annenizle yanında ee, çocuğa kaç yaşından beri siz bakıyorsunuz? Ben çocuğuma 2013'te ben temelli Türkiye'ye geldim. Gelme sebebiniz neydi? Türkiye'ye geldim i̇şte 40 günlükken benim oğlumu sosyal hizmetlerden alma sebebimdi. Ee, i̇lk çocuğunuz Berkay, Alman devleti tarafından Sos... e, sosyal hizmetler kurmasını alınmış ve size verilmemiş. Sebebi nedir? E, sebebi şuydu, ben zaten çalışmak zorundayım. Çalışmak e, gerekir ekmek parası için. Yani çocuğuma, e, karıma bakmak için. <laughs> Fakat ben sürekli işteyken e, Esra'ya telefon açıyorum. Çocuğun altına aldın mı? Ee, Yalan söyleme. eve geldiğimde işte gerçekleri konuş. musun? Şimdi bir karşı tarafta ben konuşsun bunları da böyle bir hızlı hızlı soracağım. Sonra hepsini detaylı konuşmak istiyorum. Alman devletisinin ilk çocuğunuzu aldıktan bir yıl sonra tekrar Esra Hanım hamile kalıyor. O çocuğu da dev Alman devletinin almasından korktuğunuz için siz Türkiye'ye geliyorsunuz. Doğru mu? Evet, aynen öyle. Biz Türkiye'ye geliyoruz, çocuğu e, elimizden almasın diye. Almasınlar diye. Çünkü yani siz çocuk sahibi olmayın, siz çocuklara bakamıyorsunuz ya da altında çok geçerli nedenler olabilir. E, 2015 yılında Esra Özdemir'le boşanıyorsunuz. O tarihten bugüne kadar <laughs> çocuk sizde şu anki çocuk. O, oğlunuzun bu fotoğraflarını ilk kez yayında evet. mı gördünüz? Yoksa birlikte olduğunuz, beraber yaşadığınız Selim bu fotoğrafları size attı mı? <laughs> bu fotoğraflardan haberiniz var mı? Şimdi ben şöyle ben. söyleyeyim. E, bu fotoğraflardan şöyle haberim oldu. Ben zaten işteydim. Ee, i̇şte olduğum Eldeydi. için zaten evde ne oluyor, ne bitiyor ben bilmiyorum. Yalan konuşuyor. Ee, ondan sonra bana e, WhatsApp'tan fotoğrafı gönderiyor. Tabii ben e, çıldırıyorum. Hani bu neyin nesidir diye eve geliyorum. Evet. Direkt evet. ben Selini evet. e, çekiyorum kenara diyorum ki böyle bir şey sen nasıl yaparsın? Yalan hani, konuşuyor. Bu çocuk 12 yalan. yaşında. Es, bu çocuk yalan 12 konuşuyor. yaşında. Selin umurunda değildi. Selin şey umurunda değildi ki zaten çocuk. Yani sen Türkiye'ye niye geldin? Seni yakalam emrin sen olmadığı için de gelmedin mi sen? sen? Sen çok 12, yalancısın. Çocuk sen, sen beni decavüz ettin diyor çocuk alındı. Çocuk... Sen yalancısın. tecavüzcüsü. Ettim. İspatlayın hadi. ispatlarım Almanya hükümetine polisi karakol polis ifaden var senin. Kime istismarda bulundu? Beni. Şu bu Ayfer'e dedim ki bak bana bir şey yapmalarını istemiyorum. Bana yardım Sonra da Alman Almanın sosyal dedi ki Anne hani psikolojik açısından çocuğa bakamayacağından dolayı, tecavüzden dolayı çocuğu Alın aldılar. Çocuğu dedi. Ondan sonra o dönem bunu... evli değildiniz değil mi? Evliydik. Hani en çok da korktum başıma geldi zaten. Hani bunu... Resmi nikahınız var mıydı? Vardı. Yani ilk Ay, çocuk yoktu, yoktu. O zaman vardı. Hmm. Peki şimdi e, bunun yani böyle bir istismar durumu var mı? O zaman dini nikahla şey beraber Miyim? Mi? Tecavüz ettiğini bana da söyledi. Ee, biz birlikte yaşamaya başladıktan sonra Alper... Eve Bu iddialar o kadar önemli iddialar ki söylediğiniz her şeyi dikkate alıyorum ama Esra gidip ben istismar mağduruyum. Benim ilk çocuğum Alman delit tarafından el konuldu. Şimdi ben bu adamdan ikinci kez hamileyim dese Hiçbir mahkeme bu ülkedeki hiçbir adalet sistemi bir istismarcıya çocuk vermez. Evet. Alamaz yani. O yüzden de şimdi o kaç yıldır babada? Sen ya bu eve geldiğinde abla, hayır. Sakarya Aile Mahkemesine bu adamın istismarı sonucu bu çocuklar dünyaya geldi. Velayet ona verilsin. Yani velayet ona nasıl veriliyor? Şöyle oldu Esra abla. Bunun e, evime polis geldi. Alper'i sordular. Dedim ki adam piyasada yok. Çünkü ben sosyal hizmetlerle itibattaydım. Sosyal hizmetler dedi ki çocuğun nerede? Bu adam benim çocuğumu kaçırdı dedim. Bilmiyorum. Sosyal hizmetler bu boşama davası açarken demiş ki anne e, iki oğlumu kaçırdı. Esra abla Anladım. yalan Göstermiyor ben kaçırmadım. Anlattıklarınızdan Alper Bey şunu kaçırmadım. anlıyorum. Bakın. Kaç kere e, Lütfen bir dakika dinler misiniz? Alper Bey olay şöyle oldu sanırım. Üç kişi tarafından bu kadın evli değilken bir mağduriyet yaşıyor. Aynen. Mağduriyet sonucunda dünyaya gelen bebeği anneye bırakmazlar. İçinde bulunduğu psikolojik hal dolayısıyla. Koruma adına Almanya'daki çocuk esirgeme kurumu tarafından çocuk koruma altına alınmış... Ve siz daha sonra bu kadınla nikah kıyıyorsunuz ve size bir DNA testi yapılıyor, değil mi? Bu çocuğun babası mısınız? Çünkü üç tane faile var. Yapıldı mı size o dönem DNA nikah testi? Nikah sonra kıyıldığı için diğer çocuk evlilik içinde dünyaya geliyor, değil mi? Size o dönem DNA testi yapıldı mı? Alper Bey. Ben 2000, ben 2015'te ben dava açtım, boşanma Hayır dava Hayır, ilk soruma cevap verin. İlk çocukla boşamadım. DNA testi yapıldı mı size? Çocukla sizin aranızda Yok DNA testi yapılmadı. Yapılmadı. Peki. Şimdi Hayır. yani Şimdi... bütün o dönemde bir DNA testi yapılmış olması lazım. Esra abla. Yani DNA testi yapılmadı Esra. Yapılmadı. Abla. Peki sizin cevabınız o. Şimdi size sormak istiyorum. Siz buraya gelip boşanma davası açtıktan sonra bu çocuk sizinle kalırken Nazlı ve sonrasında Selin arada da bir hanımefendi var. Size bu fotoğrafları kız çocuğunuzun getirmiş olduğu bu fotoğrafları size Selin Hanım atıyor. Ben o sırada iş yerindeydim. Eve geldim diyorsunuz. Evet. Ee, eve geliyorsunuz. Ondan eve sonra Selin abla. Hanım'la ilişkiniz devam etti mi? Etti. Evet. Ee, uzun sürmedi bizim ilişkimiz zaten. Bu çocuğa psikolojik baskı uyguluk, uyguladıkları için Öyle bir baran şey diye bir çocuk var. Kendi yaptı. Ee, bir çocuk var, e, Korucuk Mahallesi'nde annesi Selin'in annesinin Nilgün Hanım ve Selin e, sürekli işte barana bıçaklarım sizi, işte çocuğa bıçaklarım sizi şöyle yaparım sizi. Ben Hı -hı. bunları fark ettim. <laughs>